Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen yeni yılın ilk Ulusal Gıda Komisyonu toplantısına katıldı. Bakan Yumaklı, Türkiye'ye özgü geleneksel ve yöresel ürünlerimizi korumak ve yaşatmak için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Son günlerde konuşulan yapay et konusunda da açıklamalarda bulundu. Zaman zaman bakanlık yapay ete izin verdi gibi bazı haberlerin, bazı paylaşımların yapıldığını görüyoruz. Değerli arkadaşlar, yapay et bakanlığımızın hiçbir zaman gündeminde olmamıştır, olmayacaktır. Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değildir. Yapay et konusunda herhangi bir mevzuat çalışması da yoktur, olmayacaktır. Biz ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bir diğer iddiayı da hatırlatan Yumaklı, gıdalarda böcek ununa izin verdiğine dair iddiaları da yalanladı. Bakanlığın gıdalarda böcek ununa izin verdiği iddiası, böyle bir izin söz konusu değildir, buna ilişkin bir çalışmamız yoktur, vatandaşlarımız müsterih olsunlar, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu başta olmak üzere bakanlığımızın bütün birimleri vatandaşlarımızın sağlığı için seferber olmuş durumda. Bakan Yumaklı ayrıca limon sosu izlenimi veren ürünlerin de yasaklanacağı bilgisini verdi. Taklit ve tahşişin önüne geçmek için adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Daha önce yaptığımız düzenleme ile bal aromalı şurup ve pekmez izlenimi veren ürünleri yasaklamıştık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız. Burada bu örnekleri vermemizin sebebi de özellikle altını çiziyorum. Tüketicilerimizin yanıltılmasını engelleyecek her türlü düzenlemeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.